E-zayıflama. Yulaf diğer tahıllara oranla biraz daha yüksek oranda çözünür posa içerir. Bu sebeple de içerisinde çözünür posa olduğundan dolayı kan şekeri regülasyonumuzu olumlu yönde etki eder. Yüksek lif içeriğinden dolayı yine aynı şekilde ani kan şekeri düşüşüne sebebiyet vermeyeceği için bizi uzun süre tok tutar. Hiçbir besin doğrudan zayıflatmayacağı gibi tok kalma süremizi uzatarak bizim yememizi, fazla yememizin önüne geçer aslında. Bir de bu yulaf kepeğin içinde beta glukan maddesi vardır. Bu aslında bizim kan şekerimizin ani düşüşünü engelleyen bir maddedir. Yulaf kepeğini kullanmak istiyorsak eğer diyetlerimizde yer verebiliriz. Günde 2-3 yemek kaşığı kadar kullanabiliriz. Daha fazlası kullanılmamalıdır. Çünkü böbreklerden su çekimini arttıracağı için vitamin ve mineral kayıplarına sebep olabilir. Peki nasıl kullanalım biz bu yulaf kepeğini? Şu şekilde kullanabiliriz. Örneğin çorbalarımıza ekleyebiliriz. Sabah omletimizin içerisine 2 yemek kaşığı kadar kullanabiliriz. Biraz daha tokluk hissi arttıracaktır. Özellikle sabah tüketildiğinde. Bunun yanı sıra içeceklerimize ekleyebiliriz. Yulafın da kullanım şekli bu şekildedir. Fakat hiçbir besin doğrudan zayıflatmaz. Aynı şekilde bu durum yulaf kepeği için de geçerlidir.